Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Üstlü ifadelere başlıyoruz bugün. 8. sınıftan hakim olduğun ama üstüne teker teker yeni taşlar dizeceğimiz bir konu. Haydi bakalım bu konu içerisinde hangi alt başlıklara bakacakmışız? Önce onları bir değerlendirelim. Bu konu başlığı altında küçük başlıklarımız şunlar. Üstlü ifadenin tanımı, üstlü ifadenin özellikleri ve üstlü denklemleri inceleyeceğiz. Peki bu üstlü ifadeler acaba kullanım alanları ve faydaları açısından bize ne kolaylıklar sağlıyor? Bir de ödevleriniz ne olacak, onlara bir bakalım. Çok büyük ve çok küçük sayılar içeren durumlarla ilgili ifadelerde üstlü ifadeleri kullanmak işlemleri kolaylaştırır demiş. Şimdi biz malum koca koca sayıları küçücük halde yazabileceğiz. Örneğin atıyorum 1024 sayısı yazmak yerine 2 üzeri 10 tarzındaki sayılar yazarak hayatımızı birazcık daha kolaylaştırıyoruz anlamı çıkartılabilir bu cümleden. Ödevlerimize geldiğimizde 0'dan 9'a matematik kullanıyorsak sayfa 132'den 141'e kadar, dinamo matematik kullanıyorsak sayfa 124'ten 129'a kadar sorumluyuz arkadaşlar. O zaman haydi bakalım üstlü sayıları fethetme zamanı. Üstlü ifadelere şöyle bir giriş yaparsak x eleman reel sayı, n eleman pozitif tam sayı olmak üzere x çarpı x çarpı x x x x x kaç tane x? N tane x'imizi çarpınca bakın neyi çarpıyorsak alta, kaç tane çarpıyorsak üste yazıyoruz. İfadesine x sayısının n'inci kuvveti denir. X ifadesi burada taban adını alırken n ifadesi ise kuvvet ya da başka bir deyişle üs ifadesini alacak. Bu durumda bakıyoruz 2'leri çarpmış, o zaman tabanımız 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi çarpmış, o zaman 2 üzeri 6 olacak. 5'leri 4'ü yazmak istersek 5, 5, 5. Kaç tane olduğunu üst söylüyor. 4 tane yazacaksın diyor. Burası içinse 1 bölü 3. 1 bölü 3, 1 bölü 3. Çünkü 1 bölü 3'ten kaç tane yaz demiş? 3 tane yaz demiş. Üst ifadesi bize kaç tane yazacağımızı ve bunları çarpmamız gerektiğini söylüyor. Üstlü ifadenin özelliklerine bakalım. X üzeri 1 x'tir. Her sayının birinci kuvveti arkadaşlar neye eşittir? Kendisi. X üzeri 0. 0 hariç tüm sayıların 0. kuvveti 1'dir. 1 üzeri n. 1'in her kuvveti 1'dir. Şimdi gelelim şuradaki kritik mevzumuza. 0 üzeri n'in karşılığı 0. Fakat 0 üzeri 0 ile alakalı bir tanımsızlık durumumuz söz konusu. Bu durumda 111'in birinci kuvveti. Birinci kuvveti olduğu için kendisine eşit. 2023'ün 0. kuvveti. 0. kuvveti olduğu için 1'e eşit. 1'in 100. kuvveti. 1'in hangi kuvvetini alırsan al 1'e eşit. Şimdi geldim başka bir özelliğe. Eğer pozitif bir sayının tek kuvvetini alıyorsanız ya da pozitif bir sayının çift kuvvetini alıyorsanız her ikisinde sonuç pozitiftir. Yani başka bir deyişle pozitif bir sayının kuvvetini alarak işaretini ne yapamazsınız? Değiştiremezsiniz. Lütfen bunu unutmayın. Pozitif bir sayının istediğin kuvvetini al. Eksi 5 ince, eksi 1 bölü 3 fark etmez. Pozitifliğinden vazgeçmez. Ama eksi bir sayının tek kuvvetini alıyorsanız sonuç eksi, çift kuvvetini alıyorsanız ise sonuç artı gelecektir. Bu durumda bunları pozitiflik, negatiflik açısından değerlendireyim bir de sonuç bulalım. Bir kere dördüncü kuvvet çift, negatif bir sayının çift kuvveti olduğundan dolayı pozitif olacak. Yani 2 üzeri 4'e eşit. 2 üzeri 4 de 4 tane 2'nin çarpımına eşit olacağından dolayı karşılığı 16 olacaktır. Bir defa burası eksi. Çünkü 5 tane eksi 2'yi çarpmışsınız ya da başka bir deyişle negatif bir sayının tek kuvvetini alıyorsunuz. O zaman burası da eksi 2 üzeri 5 olacak. 2 üzeri 5, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 5 tane 2'nin çarpımı 32. Dolayısıyla buradan da karşılığı eksi 32 olacaktır diyoruz. Şimdi dikkat. Bakın. Eksi 2 üzeri 4, eksi 2 üzeri 4. Aslında birbirine çok benzeyen ifadeler. Fakat bir tanesinde 4 parantezin dışında, bir tanesinde ise içinde. Hocam ne fark eder ki ya? Ne olacak? İkisi de artı değil mi? Demeyin. Artı değil. Bu ifade bize neyi anlatıyor biliyor musunuz? Eksi 2, eksi 2, eksi 2, eksi 2. 4 tane diyor, eksi 2 yan yana koy ve çarp diyor. Dolayısıyla bunların ikisini çarptığında artı, bunların ikisini çarptığında artı, bunları da çarptığında sonuç itibariyle artı geldiğinden dolayı biz bu ifadenin sonucunun artı olduğunu söylüyoruz. İşlem önceliğinde malumunuz üs alma çarpmadan önce, onun için önce 2 üzeri 4'e hesap ediyoruz. 16, sonra eksiyle çarpıyoruz. Dolayısıyla buranın karşılığı eksi 16. Yani çift kuvvetin parantezin içinde olması ve dışında olması birbirlerinden kesinlikle farklı sonuçlar doğuruyor. Ne olur unutmayın, bakın bir tanesinin sonucu 16 gelirken bir tanesinin sonucu eksi 16 geldi. Eksi a üzeri n. N tane eksi a'nın çarpımı. Ama eksi a üzeri n, a çarpı a çarpı a çarpı en son eksiyle çarpıyoruz. Demin eksi 16 örneğinde anlattığım mevzu bir de burada kutunun içerisinde kural olarak değerlendirmişiz. Negatif kuvveti bir konuşalım.
Bunu genelde öğrenci biraz karıştırır. Ama sen 8. sınıfta daha kallığa bir baktığın için bence karıştırmamışsındır. Artık hallediyorsundur. Ama karıştıranınız varsa ne olur iyi takip etmeni. X'in tepesindeki eksi arkadaşlar bu ifadeyi ters çevirtir. Malum x dediğimiz ifade aslında x bölü 1 iken ters çevirttiğinde 1 bölü x haline gelecektir. Aynı durumda x üzeri eksen ters çevirttirdi 1 bölü x üzeri n oldu. X bölü y üzeri eksi n dediğimiz ifade x bölü y'yi ters çevirdik y bölü x dolayısıyla pozitife çevirmiş oldu. Üstün üstü demiş. Üstün üstü x üzeri m'nin n'ci kuvveti ya da x üzeri n'in m'ci kuvveti sorulduğunda üstün üstü durumunda üst durumundakiler çarpılıyor. Dolayısıyla x üzeri m çarpı n'ye elde ediyoruz. Bu üstün üstü hikayesi son derece önemli. Kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Dikkat edin. Şimdi 7 üzeri eksi 2 ne demek? 1 bölü 7'nin karesi. 7'nin karesi kaç? 49. Dolayısıyla buranın karşılığı 1 bölü 49 geldi. Hadi düşün 1 bölü 3 üzeri eksi 3 nedir canım benim? Eksiden kurtar bizi. Ters çevirdim. 1 bölü 3'ü ters çevirirseniz 3 bölü 1 yani 3 olur. Tepedeki negatiflik gitti. 3'ün kübü ne demek? 3 çarpı 3 çarpı 3 dolayısıyla karşılığı 27. 4 bölü 5'in tepesindeki eksi 1 bunu ters çevirtirecek. Dolayısıyla 5 bölü 4 olacak. Şimdi gelelim üstün üstüne. Üstün üstü 3 ile 5'i çarptım. Buradan karşılığı 2 üzeri 15 geldi. Buraya baktığımda bir defa sonuç pozitif mi negatif mi önce ona karar verelim. Bakın eksi 7'nin dışında bir çift kuvvet var. Dolayısıyla ifade pozitif. 3 ile 4'ü çarptığımızda 7 üzeri 12 elde etmiş olacağız. Buraya baktığımda dikkat et ne olur. Eksi 3 negatif bir sayı. Çift kuvvet parantezin içerisinde. Dolayısıyla eksiliğini ne yapamayacak? Değiştiremeyecek. En dıştaki kuvvetim de neticede tek kuvvet. Dolayısıyla o da negatifliği değiştiremeyecek. Yani burası eksi. 3 üzeri eksi 2 ile 7'yi çarptığında da buradan karşılığı ne gelmiş olacak? Eksi 14 gelmiş olacak diyoruz. Ve geldik üstü sayılarda toplama ve çıkarma işlemine. Hem tabanı hem de üstü aynı olan üstü ifadelerin katsayıları toplanır veya çıkarılır denmiş. Bu durumda şöyle bir değerlendirsek bakın x üzeri n, x üzeri n, x üzeri n şart neydi? Hem taban hem de üs eşit olacak. Hem taban hem de üs eşit x üzeri n'ler. Bu durumda x üzeri n parantezine alınmış. Yani katsayılar üzerine işlem yapılacak parantez içerisinde. A var, B var, bir de eksi C var. A artı B eksi C'yi parantez içerisine yazdığımızda üstü sayılarda toplama çıkartma işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki geldim buraya. 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x. Hop 2 üzeri x'imi yazdım. Kaç sayılarına bakıyorum? 7 artı 6 eksi 3. 7 ile 6'yı topladım. Ne geldi buradan? 13. 3 çıkarttığımda 10. Yani burası 10 çarpı 2 üzeri x gelecektir. Şimdi buraya baktığımda 3 üzeri 18 var. Başka da 3 üzeri 18 görmüyorum. Fakat 9 üzeri 9'a bir operasyon yapalım. 9 biliyorsun 3'ün karesi. 3'ün karesinin 9. kuvveti oldu. 9 yerine 3'ün karesi yazdım. Üstün üstü durumunda buranın karşılığı ne gelecektir? 3 üzeri 18. Bir de şuraya bakın. 27 3'ün kübü. Dolayısıyla o da 6. kuvveti. 3 de 6'yı çarptığında yine üstün üstünden 3 üzeri 18 olacak. O zaman biraz daha düzenli yazalım. 3 üzeri 18 artı 13 çarpı 9 üzeri 9'u 3 üzeri 18 bulmuştuk. Burası da 5 çarpı 27 üzeri 6'yı da 3 üzeri 18 bulduk. Artık gördüğün gibi 3 üzeri 18'lerimiz tamam. Yani toplama çıkartma yapılabilecek modele geldi. 3 üzeri 18. Dikkat et ne olur. Bunun önünde görünmeyen bir 1 var. Bazen öğrenci oradaki katsayıyı ihmal ediyor. Ama sen onlardan olma. 1 artı 13 eksi 5. 1 ile 13 topluyorum. 14. 5 çıkarttığımda 9 çarpı 3 üzeri x haline gelmiş oluyor ifademiz. Çarpma ve bölme işlemine devam ediyorum. Çarpma işlemi diyor ki tabanlar aynıysa şunu yap, üstler aynıysa bunu yap. Tabanlar aynı. Bakın x üzeri m ve x üzeri n'miz var. Tabanları aynı olan üstü sayıları çarparken üstler arkadaşlar toplanır. Üstler aynıysa bakın üstleri aynı. Bu durumda alttakiler çarpılıp üste bir tanecik aynı olan ifaden yazılır. Peki gel birazcık uygulayalım. Malum üstü sayılar ne kadar çok uygularsak kuralları o kadar çok oturabilecek konulardan. Tabanları aynı olan iki sayı çarpıyorum. Yani üstleri topluyorum. Bu durumda 3 ile 5'in toplamından 8 geldi. Dörtlere bakıyorum. Tabanlar aynı. O zaman üstleri topluyorum. 4 üzeri 5 geldi. Buna şöyle bir artistik de yapabilirim. 4 2'nin karesi. 2'nin karesinin 5. kuvvetinden üstün üstü ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. 2 ile 5 çarptığında karşılığı 10 gelecek. En sade hali 2 üzeri 10 olarak verilmiş olabilir. Fakat burada tabanlar değil, üstler aynı. Ne yapıyorduk? Alttakileri çarpıyoruz. 2 çarpı 7'den 14. 13'lerden bir tanesini de buraya ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Lütfen bazı arkadaşlar biliyorum. 2 ile 7 çarpıyor 14. Okey. 13 ile 13 topluyor. Öyle bir kuralımız yok arkadaşlar. 13'ten bir tanesini yazıyoruz. 4'e baktım. Şimdi bu 4'e bakarken tabii şöyle bir şey yapmayın ne olur. Eksi 3 ile 5 çarptım hocam. Eksi 15 üzeri 4.
diyebilirsin ama 4'ü nereye koyacağın son derece önemli. İstersen şöyle düşünelim. Eksi 3'ün 4. kuvveti pozitif midir, negatif midir? Pozitiftir. 4 dışarıda neticede. Bunu artı 3 olarak değerlendir. O zaman 15 üzeri 4 yaz. Hocam şöyle yazsam doğru olmaz mıydı? Eksi 3 ile 5 çarptım. Eksi 15 üzeri 4 olurdu. Çünkü eksi 15 üzeri 4 zaten 15 üzeri 4'e eşittir. Ama çift kuvvetlerde bu pozitif negatif hikayesine çok dikkat edin. Geldim bölme işlemine. Bölme işleminde azıcık tersini yapacağız. Şimdi çarpmadayken tabanlar aynı olduğunda ne yaptın? Topladın. Bölmede ise çıkarıyorsun. Bak x üzeri m'yi x üzeri n'ye bölerken m eksi ne diyoruz? Yukarıdaki üstten aşağıdaki üstü çıkartıyoruz. Fakat x üzeri m'yi y üzeri m'ye bölerken yani üstler aynıysa tabanları bölüyoruz. Üste gidiyoruz bir tanecik m yazıyoruz. Haydi uygulayalım. Tabanlar aynı. Bölüm durumunda 17'den 8'i çıkartıyorum. 9. 2 üzeri 9 oldu. Tabanlar aynı. Şimdi burada çıkartırken ne olur dikkat. 4 eksi eksi 3. Eksi eksi artıya dönecek. 11 üzeri 7 gelecek. Bu sefer tabanlar farklı ama üstler aynı. O halde şunu yapıyorduk. 20 bölü 5 üzeri 8 diyoruz. 20 bölü 5 neye eşit? 4'e. 4 üzeri 8. Mesela bunu da arzu edersen 2'nin karesi üzeri 8 diye yazıp 2 üzeri 16 diye en sade hale döndürebilirsin. Sorumuz diyor ki 32'nin karesi çarpı 4 çarpı 8 üzeri eksi 2, 2 üzeri eksi 7, 1 bölü 2 çarpı 4 üzeri 5 bunlar birbirine bölündüğünde 2x oluyormuş. X'i diyor bulur musun? Bulur. 32 ifadesini 2 üzeri 5. Diyeceksin ki hocam ben nereden bileceğim şimdi onu? Şöyle bir durum. 32 var, 4 var, 8 var. Arkadaşlar 2'ye benzetmen lazım. Bağırıyor soru. Ne olur üstlü sayılarda bu mantalite zihnimizde otursun. Çok fazla 9'lar, 27'ler, 81'ler varsa 3'e benzetirsin. 32'ler, 16'lar, 8'ler, 4'ler varsa 2'ye benzetirsin. 2 üzeri 5'in bir de karesi var. 4 yerine 2'nin karesi yazdım. 8 yerine 2'nin kübü üzeri eksi 2 yazdım. Bölü. Burası 2 üzeri eksi 7. 1 bölü 2 yerine 2 üzeri eksi 1. 4 yerine de 2'nin karesi üzeri 5 yazdık. Eşittir 2x. 2 üzeri 5'in karesi 2 üzeri 10. 2 üzeri 2. 3 ile eksi 2'yi çarptım. 2 üzeri eksi 6 bölü. 2 üzeri eksi 7. 2 üzeri eksi 1. 2 ile de 5'i çarptım. 2 üzeri 10. Bu ifadede 2x eşit. 2 üzeri 10'lar şöyle gitsin. Üste çarpım var. Çarparken ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk. 2 ile eksi 6'yı toplarsam 2 üzeri eksi 4. Aşağıda da çarpma var. Yine üstleri topluyorum. 2 üzeri eksi 8 eşittir 2x. Bölerken ne yapıyorduk güzel kardeşim? Eksi 4'ü eksi 8'den ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. Artıya döndü. Eksi 4 artı 8'den 4 geldi. 2 üzeri 4'ün karşılığı 2x yani 16 eşittir 2x yani x eşittir 8 bulunacaktır diyoruz sorumuzun cevabı. Sorumuzda toplamaların olduğu bir soruyla karşı karşıyayız. Ama yukarısı 4'lü aşağısı 2'li. Ne yapacağız bu 4'leri? Hemen benzeteceğiz arkadaşlar. Kime? 2'ye. 4'ün yerine 2'nin karesi yazdım. 15. kuvvet artı 4'ün yerine 2'nin karesi yazdım. 16. kuvvet. 4'ün yerine 2'nin karesi yazdım. 17. kuvvet bölü aşağıyı ellemiyorum ama en azından şimdilik. 2 üzeri 26, 2 üzeri 27. Üstün üstünü bir gerçekleştirelim yukarıda. 2 ile 15 çarpıyorum. 2 üzeri 30. 2 ile 16'yı çarpıyorum. 2 üzeri 32. 2 ile 17'yi çarpıyorum. 2 üzeri 34 bölü 2 üzeri 25, 2 üzeri 26 ve 2 üzeri 27 oldu. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi biraz toplayıp çıkartmamız lazım. Fakat yukarıya baktığımda 2 üzeri 30, 2 üzeri 32, 2 üzeri 34 yani pek toplayabileceğim bir şeyler yok. Çünkü biliyorsun toplayıp çıkartabilmek için hem tabanların hem de üstlerin aynı olması gerekiyor. O zaman benzetelim. Yukarıdaki en küçük ifade 2 üzeri 30 olduğu için hepsini 2 üzeri 30'a benzeteceğim. Ama nasıl benzettiğime dikkat et. 2 üzeri 32'yi 2 üzeri 2, 2 üzeri 30 olarak yazıyorum. Ben şimdi yazıyorum ama ileride sadece bunu düşünmeni isteyeceğim. Zihninden bunu böyle tam parantez alıyorum filan demen lazım. 2 üzeri 34'ü 2 üzeri 4, 2 üzeri 30 olarak yazdım. Bölü. Aşağıya geçtim. Aşağıda da en küçük 2 üzeri 25. Onları da 2 üzeri 25'e benzettim. 2 üzeri 26'yı 2 üzeri 1, 2 üzeri 25 diye yazdım. 2 üzeri 27'yi de 2 üzeri 2, 2 üzeri 25 diye yazdım. Şimdi ne yapıyorum? Yukarısını 2 üzeri 30 parantezine alacağım. Bir soruda söyledim bak bu 2 üzeri 30'un önünde 1 yoktu. Ne olur onu pas geçme dedik. Buraya mutlaka 1'i yazıyoruz. 2'nin karesi var 4. Şurada da 2 üzeri 4 var 16. Alt tarafta da 2 üzeri 25 parantezindeyken 2 üzeri 25'in önünde de 1 var. Şurada 2'miz var.
Burada da 2'nin karesinden 4'ümüz var. Şimdi 2 üzeri 30 çarpı 16, 20, 21. 2 üzeri 25, 6, 7 yaptı parantezin içerisinde. 21 ile 7'yi sadeleştirdim. Şuradan 3 gelecek. 2 üzeri 30'u 2 üzeri 25'e bölersek üstleri çıkartmıyor muyduk? 30'dan 25 çıkartırsam 5. Dolayısıyla burası 2 üzeri 5 gelecek. Sayı küçük olduğu için istersen sayısal değerini bulalım. 2 üzeri 5 32'dir. 3 çarpı 32'den de karşılığı 96 bulunur sorumuzun cevabı. Sorumuz diyor ki 2 üzeri x, 3 üzeri x, 5 üzeri x'i sana a, b, c cinsinden diyor verdim. Buna göre diyor 360 üzeri x'i a, b, c türünden yazabilir misin? 360'ı gelin beraber asal çarpanlarına bir ayıralım. 180, 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45. Hocam hemen soruya girdin ya sen biliyorsun ezbere biliyorsun bu soruları. Evet ezbere biliyorum kardeşim ama senden de şunu istiyoruz. Malum test kitabındaki üstü sayıları çöze çöze zaten belli bir süre sonra böyle bir soru kalıbı gördüğünde ha Ersin Hoca ne yapmıştı? Hemen asal çarpanlarına ayırmıştı. Ben de bir ayırayım diyeceksin. Emin ol. 45'i 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 360'ı 2 üzeri 3 olarak yazmayacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2. Bir şey daha rahat görmen için yapıyorum bunu. 3 çarpı 3 çarpı 5. Şimdi biz 360'ı aramıyoruz ki. Biz 360 üzeri x'i arıyoruz. Ben buraya x'i koyduğumda bunların her birisinin tepesinde x olmalı. Biliyorsun üstü aynı olan ifadelerin tabanları bir çarpıyorduk. Bak 360 olacak. Dolayısıyla 360 üzeri x seçtim. 2 üzeri x dediğimiz ifade neydi? A. O zaman burası da A. O zaman burası da A. 3 üzeri x dediğimiz ifade B, B. 5 üzeri x dediğimiz ifade de C. A çarpı A'nın karşılığı A küp, B çarpı B'nin karşılığı B kare ve karşılığı da A küp B kare C olarak gelmiş oldu. Bu tarz sorularda asal çarpanlarını ayırıp aynı bu şekilde uygularsan çat 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 yapıştırır geçersin. Geldik üstü denklemlere. Diyor ki tabandaki sayının eksi 1, 0, 1 olmadığı üstü denklemlerde tabanlar eşitse üstlerde birbirlerine eşittir diyor. Yani bize x üzeri B ve x üzeri N verdiğinde tabanlar eksi 1, 0, 1 dışındaki sayılarsa bu durumda M ifadesi N'ye eşit oluyormuş. 2 üzeri x artı 1'e yapabilecek hiçbir şeyim yok. Öyle dursun. Zaten tabanındaki 2 ifadesi yazılabilecek en sade halde. Fakat 128, 2'nin 5. kuvveti. Bak bunlara da hakimiyet sağlaman lazım. 2 üzeri 8'e kadar, 3 üzeri 5'e kadar, 5 üzeri 4'e kadar olan ifadeleri hafızanızda tutabilirseniz çok güzel olacak. Mesela ben biraz sayayım sana. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. Bak 2 ile çarpa çarpa gidiyorum. 2 üzeri 4, 16. 2 üzeri 5, 32. 2 üzeri 6, 64. 2 üzeri 7, 128. 128, 2 üzeri 7'ymiş. 2 üzeri 8 de 256. Arzu'dan arkadaşlar 2 ile çarpa çarpa devam edebilirler. 3 üzeri 1, 3. 3'ün karesi 9. 3 üzeri 3, 27. 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5, 243. 5 üzeri 1, 5. 5 üzeri 2, 25. 5 üzeri 3, 125. 5 üzeri 4, 625. Bak bu videoyu al. Tak kulaklığı arada bir dinle kardeşim. Vallahi çok önemli bir şey yaptım yani şu an. Peki şimdi tabanlar birbirine eşit. O zaman üstleri de birbirlerine eşit diyorum. X artı 1 7 ise x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 6 gelecektir diyoruz. Aradığımız x değeri 6'dır. Sorumuzda 81 üzeri n artı 1, 1 bölü 3 üzeri 2 n eksi 10. Biraz daha test kitaplarında bu tarz sorularla karşılaşacaksın. 81'i 3 üzeri 4 olarak yazıyorum. N artı 1. kuvvet. 1 bölü 3'ü 3 üzeri eksi 1 olarak yazıyorum. 2n eksi 10. kuvvet. Ne olur unutma. 1 bölü 3 dediğin ifade üstü sayı olarak yazılacaksa 3 üzeri eksi 1'dir. Mesela 1 bölü 9 ile karşılaşsaydım. Şöyle düşünüyor benim beynim. 9 olsaydı 3'ün karesi. 1 bölü 9 olduğuna göre 3 üzeri eksi 2. Mesela 1 bölü 125'i nasıl yazarsın bu durumda? 125 olsa 5 üzeri 3. O zaman 1 bölü 125 olduğuna göre 5 üzeri eksi 3 diyebilmek lazım. Peki. Üstün üstüne uyguluyorum. 4n artı 1'i çarptığımda 4n artı 4. Eksi 1 ile 2n eksi 10'u çarptığımda eksi 2n artı 10. Tabanlar aynı. O zaman üstler de birbirlerine eşit olacak. O halde 4n artı 4 eksi 2n artı 10 eşit. Eksi 2n'i karşı tarafa attım 6n. 4'ü de karşı tarafa atıp 10'dan çıkartırsam 6. Her tarafı 6'ya böldüğümde aradığım n değerinin karşılığı 1 gelecektir. Sorumuz diyor ki 15 üzeri x artı 2 artı 15 üzeri x artı 1 artı 15 üzeri x bölü 5 üzeri x, 5 üzeri x, 5 üzeri x toplamı demiş. Ve bu 245'e eşitmiş x neymiş. Şimdi toplama olduğundan dolayı yukarıda taban ve üstler aynı olmalıydı. Bakıyorum tabanlar aynı ama üstler aynı değil arkadaşlar. O zaman benzetelim. En küçüğü kim buranın? 15 üzeri x. O zaman 15 üzeri x çarpı 15 üzeri 2 olarak yazıyorum. 15 üzeri x artı 2. 15 üzeri x, 15 üzeri 1 diye yazdım. 15 üzeri x artı 1'i artı 15 üzeri x bölü
Alt taraftakiler aynı. O zaman 1, 2, 3. 3 tane 5 üzeri x olacak. Eşitmiş 241'e. Şimdi 15 üzeri x parantezini alıyorum. Bu parantezin ilk elemanı 15'in karesi. Yani 225. Sonra ikinci elemanı 15. Ardından da 15 üzeri x'in önünde görünmeyen bir birim var. Ve burası da 1. 3 çarpı 5 üzeri x eşittir 241. Bak parantezin içerisini toplayalım. 225, 240, 241. O zaman bunlar gitti, burada 1 kaldı. Bir de içler dışlar yapalım. 15 üzeri x, 3 çarpı 5 üzeri x ile 1'i çarparsam 3 çarpı 5 üzeri x gelecek. Sona yaklaşıyoruz. 15 üzeri x'i arzu edersem açabilirim. Nasıl? 15 kiminle kim çarpımı? 3 ile 5'in. O zaman 3 üzeri x, 5 üzeri x diye yazıyorum. Buradan da 3 çarpı 5 üzeri x. 5 üzeri x'ler gitti. 3 üzeri x 3'e eşit. O zaman x'in karşılığı ne gelecektir? 1 gelecektir. Çünkü 3'ün birinci kuvveti 3'e eşittir. Diyoruz. Çok güzel sorulardan bir tanesiymiş. İnşallah katkıda bulunabilmişizdir. Şimdi üstü denklemlerde başka bir meseleyle karşınızdayız. Kocaman bir ünlemimiz var. Bakalım ne demişler. A ve B eksi 1, 0 ve 1'den en birden farklı gerçeğe sayılar. A ve B eksi 1, 0, 1 olmayacak. N de 1 olmayacak. Tamam. Gerçek sayı olmak üzere A üzeri N, B üzeri N'e eşitse. Dikkat edin, bu sefer bunlar birbirlerine eşit. Bir de kimler eşit? Üstleri eşit. Bir önceki meselemizde neydi? A üzeri N, A üzeri M'ye eşitti. Ha, tabanlar aynıydı. Biz de üstleri eşitliyordu. Tamam, şimdi üstler eşit, tabanları ne yapacağız? İki durum varmış. Eğer diyor üstler tekse A diyor B'ye eşittir. Tamam, bu kolaymış. N çiftse A diyor B'ye de eşit olabilir, eksi B'ye de eşit olabilir diyor. Tamam, şimdi bir uygulayalım. 3 üzeri x artı 1 üzeri 5, x artı 9 üzeri 5 denkleminde x kaçtır denmiş. Üstler aynı mı? Aynı. Peki üstler nasıl sayı? Tek sayı. O zaman üstler tek sayıysa bu malumunuz şuradaki çözüm yolunu izleyeceğimiz metot x artı 9 eşit. Başka da bir şey yapmıyoruz. X attım bu tarafa 2x, 1'i karşı tarafa attım 8, x'in karşılığı buradan ne geldi? 4. Bitti. Eğer ifadeler birbirine eşitken üstler birbirine eşitse ve üstler tekse alttakileri eşitleyip bitiriyoruz. Ama üstler çiftse, bu sayfayı dönemeyeceğim için özetlemeye çalışıyorum. Üstler çiftse bir artılısı bir eksilisine eşit olacak. Sorumuzda diyor ki 2x eksi 13 üzeri 4 81'e eşitmiş. Denklemi çözüm kümesi istenmiş. 81 3 üzeri 4'tür. Şimdi bakın. Üstler birbirlerine eşit. Bu durumda 2x eksi 13 3'e ya da 2x eksi 13 eksi 3 eşit oluyor. Ayda hocam nereden çıktı bu, demin direkt eşit demiştin. Demeyin lütfen. Çünkü bu sefer üstler eşit ama üstlerdeki sayılar çift. Çift olunca ne dedik? 2x eksi 13. Bir 3'e, bir de kime eşit olacak? Eksi 3'e. Peki bu denklemde çözelim. Eksi 13'ü karşı tarafa atarsam 2x'in karşılığı buradan 16. X'in karşılığı 8 gelecek. Eksi 13'ü karşı tarafa atarsam artı 13 diye geçecek. 3 çıkartıldığında 10. Her taraf 2'ye bölündüğünde x'in karşılığı 5 olacak. Bizden çözüm kümesi istenmiş. 8 ve 5 bu kümenin elemanlarıdır deyip mevzuyu ne yapıyoruz? Bitirmiş oluyoruz. Üst çiftse artılı eksili. Unutma. Eşit üstler. Şimdi geldik ünlemimize. A üzeri n 1'e eşitmiş. Diyor ki a 1'e eşit olabilir. N 0'a eşit olabilir. A 0'dan farklı olabilir. A eksi 1 olabilir ve n çiftse olabilir. Ve hoca düşünceli bir bakış yaptı ekrana. Şimdi güzel kardeşim, Türkçe mealini vereyim. Bir üstlü sayı 1'e eşitse 3 durum vardır diyor. Ya diyor taban diyor 1'dir. Ya da diyor taban eksi 1'dir, üst diyor çifttir. Çünkü eksi 1'in de malum 4. 6. 8. yani çift kuvveti 1'dir. Ya da diyor üst taraf diyor 0'dır. Mesela 3'ün 0. kuvveti 1. Ama diyor bir şartım var. Alt taraf diyor 0 olmayacak. Çünkü hem alt taraf hem üst taraf 0 olur. 0 üzeri 0'a ne dedik biz? Tanımsız dedik bu dersin başında. Tamam. Hocam bu soruların hepsinde 3'üne de bakacak mıyız? Evet, 3'üne de bakacağız. Şimdi başlıyorum. X artı 3 üzeri x artı 7 1'e eşitmiş. Bak bir üstü sayı var ve 1'e eşit. O zaman sıralıyorum. Taban diyorum 1 olabilir. Taban diyorum eksi 1 olabilir. Üst diyorum 0 olabilir. Hafızanı da böyle tut ne olur. Taban 1 ya da taban eksi 1 ya da üst 0. X buradan eksi 2 atıyorum. X buradan eksi 4 atıyorum. X buradan eksi 7. Şimdi hepsini alacak mıyız? Hayır, almayacağız. Bunları gidip lütfen yerlerine bir yazın. X yerine şuraya eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 3'ten 1. Şuraya eksi 2 yazarsam eksi 2 artı 7'den 5. 1'in 5. kuvveti 1 mi? 1. Sağladı mı? Tamam, 1'e eşit bu, sağladı. Okey.
Şimdi eksi 2'lerimi sileyim. Kimi kontrol edeyim? Eksi 4'ü. Eksi 4 ile 3'ü topluyorum. Eksi 1. Eksi 4 ile 7'yi topluyorum. 3. Patladı. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. Biz kaça eşit olmasını istiyoruz? 1'e. Dolayısıyla eksi 4 yalancı kökmüş. Şimdi gidiyorum. Yine temizliyorum buraları. Ve gideceğim. Son denemem gereken eksi 7 yazacağım. Eksi 7 yazıyorum. Buraya da eksi 7 yazıyorum. Eksi 7 artı 3'ten eksi 4 geldi. Eksi 7 artı 7'den 0 geldi. Eksi 4'ün 0. kuvveti 1. Dolayısıyla aradığımız elemanlar bunlar. Eksi 7 ile eksi 2. O zaman çözüm kümemizi sağlayan değerler eksi 2 ve eksi 7 olacaktır. Demek ki taban 1'e, taban eksi 1'e, üst 0'a eşitlenecek. Buradan bulduğumuz elemanlarla tekrardan denklemimizi deneyerek hangisinin olup hangisinin olmadığını bakmak durumundayız. Geldik önemli bir maddemize. Bu denklem çözüm yöntemi çok önemli arkadaşlar. Çünkü bunun telafisi yok. Şimdi ötekileri bir tür bir şekilde değer verirsin, şunu yaparsın, bunu yaparsın, halledersin. Fakat burada değer verme ihtimalin bile yok. Onun için ne olur iyi dinle beni. Şimdi bak, A üzeri M, B üzeri X'e eşit. İkinci bir denklemde A üzeri N, B üzeri Y'ye eşit. Tabanların aynı olduğunu dikkat ediyor musun? Her iki denklemde de A'lı B'li tabanlar var. Eğer aynı tabanlar alt alta gelecek şekilde böyle bir denklem vermiş ya da sen oluşturabilmişsen, A'nın üstündeki M'nin N'ye oranı B'lerin üstündeki X'in Y'ye oranına eşit olmalı. Şimdi ne dediğimizi sonra da bir görelim. 27 dediğimiz sayı biliyorsun 3 üzeri 3. X'in kuvveti. 64 dediğimiz sayı da 2 üzeri 6. Yani buradan 3 ile X'i çarparsak 3 üzeri 3X 2 üzeri 6'ya eşit. Şimdi ne demek istediğimi anlatayım. Bundan öncekilerde işte X'e 3 ver, 5 ver, 7 ver tutturabilirsin dedim ama 3'ün hiçbir kuvveti 64'e eşit olmayacağından dolayı bunu mutlaka öğrenmek durumundasın. Alternatifi yok. Birinci denklem bu. İkinci denklem 2 üzeri y, 9 yerine de 3'ün karesi yazdım. Şimdi tabanları aynı olanlar alt alta gelecek şekilde 2 üzeri y, 3 üzeri 2, 2 üzeri 6, 3 üzeri 3x olarak yazıyorum. 2 ile 2, 3 ile 3 alt alta gelmeli. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi üstleri oranlayacağım. Y'nin 6'ya oranı, 2'nin 3x oranı. Yapıştırıyorum işler dışlar. 3x y yaptı, 2 ile de 6'yı çarptı, 12 yaptı. X çarpı y'nin karşılığı buradan da ne geldi? 4. Bizden de zaten bu isteniyor. X çarpı y'nin değeri. Bu kural çok kıymetli arkadaşlar. Gözünü seveyim. Yani oturtmadan geçmeyin. Ne yaptık, ne ettik? Al geri bir daha sar. Ne olur bir bak. Sorumuz da diyor ki, içinde diyor 100 bin adet bakteri bulunan bir deney tüpünde. Her dakikada bakteri sayısı 5'te 1 oranında azalmaktadır. 5 dakika sonra deney tüpünde kaç adet bakteri kalır demiş. ÖSYM'de bu tarz soruları seviyor. Şimdi diyeceksin ki hocam ben 9. sınıftayım ya daha yeni atlattım sınavı. Şimdi ÖSYM konuşmasak bile konuşmak lazım. Şimdiden bazı şeylere karar verirseniz arkadaşlar yol almanız çok daha kolay olur. Mesela bu sene oturup 1-2 soru bankası bitirdiğinde bir tanesini senin için belki bir tanesini yazın falan ÖSYM daha sıkı hazırlanmış olursun. Şimdi bak 5'te 1'i oranında azalmak demek her seferinde oturup ben bunu hesap etmek istemediğimden dolayı daha pratik bakmak istiyorum. 5'te 1 oranında azalıyorsa ne kadarı kalıyor diye bakıyorum. Çünkü bakın sorunun sonunda benden istenilen mevzu ne kadar kalacağı. 5'te 1'i eğer malumunuz azalıyorsa 5'te 1'i gitti, 5'te kaçı kaldı? 4. 5'te 4'ü kalıyormuş. Yani 4 bölü 5'i kalacak. Şimdi 100 bin adetle başlıyorum. Birinci dakika ne olacak? 4 bölü 5'i kalacak. 100 binin 4 bölü 5'i. İkinci dakika yine bir 4 bölü 5'i. Üçüncü dakika, dördüncü dakika ve beşinci dakika. Ve bitti. Bizden istenen beşinci dakikanın sonuna geldik. 100 bin ifadesini şöyle yazmak istiyorum. Kaç tane sıfır var bunda? 5. O zaman burası 10 üzeri 5. Hatta 10 üzeri 5'i 2 üzeri 5, 5 üzeri 5 yazabileceğimi söylemiştim. 10 kimle kimi çarpma? 2 ile 5'in 2 üzeri 5, 5 üzeri 5 diye yazdım. Şu üstteki 4'leri çarptığımda 4 üzeri 5, alttaki 5'leri çarptığımda 5 üzeri 5. Bunları da sadeleştirdiğimde şunlar gitti. Aslında sorumuzun cevabı 2 üzeri 5 çarpı 4 üzeri 5. Fakat bunu böyle bırakmamak lazım. 4 dediğimiz sayı 2'nin karesi. Bunu 5. kuvvetini yazdım. 2 üzeri 5. Üstün üstü kuralını uygulayarak 2 ile 5 çarptım 10. Tabanlar aynı, çarpım durumundalar, o zaman üstleri toplayacağız diyerek sorumuzun cevabını 2 üzeri 15 bulabilirsin.
Konuyu bitirirken üstü ifadelerin tanımına baktık. Üstü ifadelerin özelliklerini inceledik, üstü denklemlere baktık. Şimdi üstü sayılarla alakalı sana özetleyebileceğim meseleler şunlar. Bir, kural hakimiyetin kesinlikle olmalı. Örneğin denklemlerde bilhassa yeni gördüğüm bir şeyler var. 9. sınıfta bilmediğin üstüne eklediğimiz. Örneğin son. Ya bak bu kuralı bilmen lazım. X yerine 3, 5 vererek tutturamazsın dediğimiz. A üzeri X, B üzeri Y, A üzeri N, B üzeri M. İşte X'in N'e, Y'nin M'ye oranın hikayesi. Bunlardan bir tanesi de örnek olarak gösterilebilir. Kural hakimiyeti önemli. Fakat bu kural hakimiyetini kural çalışarak öğrenmek yerine bol bol soru tatbiki yaparak bunun üzerine yoğunlaşırsak çok daha sağlıklı bir iş yapmış olursun. Üstü sayılar kesinlikle önemli. ÖSYM'de karşılığı minimum 1, maksimum 2 soru. Bak hocam yine ÖSYM diyorsun, beni heyecanlandırıyorsun demeyin lütfen. Çünkü temellerinizi iyi atarsanız 12. sınıfa geldiğinizde gerçekten çok rahat edeceksiniz. Onun için üstü sayılar bunun için çok ama çok önemli konulardan bir tanesi. Tabii ki üstü sayıları sen de biliyorsun. Bu konuyla sınırlı kalmıyor. Başka konular içerisinde de mutlaka karşına çıkacak. Bu kadar mevzuyu konuştuktan sonra şimdi sırada ödüllü soru zamanı. Önce bir önceki dersin çözümünü yapalım. Sonra bu dersin ödüllü sorusuna bakalım. Ödüllü sorumuz diyor ki aşağıdaki şekilde verilen dairesel hücrenin içindeki sayı ok ile gösterilen hücrelerdeki ifadeye eşitmiş. Tamam. Yani 23 2x artı y artı 6'ya eşitmiş. O zaman ben bu 6'yı karşı tarafa atayım. 2x artı y eşittir 17 olsun. Ayrıyeten 3x artı 2y eksi 15 de 23'e eşitmiş. Eksi 15'i karşı tarafa atayım. 3x artı 2y'nin karşılığı buradan da ne eşit olsun? 38 eşit olsun. Şu iki denklemde x, y'yi bulabilirim. Fakat şunu da yazayım. X çarpı y artı z de kime eşitmiş? 23'e. Şimdi arkadaşlar biliyorsun yok etme metodunu kullanacağım ama hangisini yok edeceğime sen karar vereceksin. Ben yukarıdaki denklemi eksi 2 ile çarpıp y'leri yok etmek istiyorum. Eksi 4x eksi 2 ama hocam ben karar verecektim demeyin. Yani yapacak bir şey yok artık hoca karar verdi. Ama sen kendini çözerken sen karar vereceksin. 3x hoca g'ye bağladı. 2y 38 taraf tarafa topladığında şunlar gitti. Eksi x eşittir 4 x eşittir eksi 4. X yerine birinci denklemde eksi 4 yazarsam burası eksi 8 artı y eşittir ne gelecek? 17. Eksi 8'i karşı tarafa attığımda y'nin karşılığı buradan ne kadar gelecek? 25. Y'yi de bulduk. Şimdi bazen öğrenci soruyor ya hocam diyor ben diyor bazen işlem hatası yapıyorum. İşlem hatası yaptığımda da diyor sıkıntı çıkıyor. Ben bunu diyor doğru olduğunu diyor nasıl anlayabilirim? Şöyle anlayabilirsiniz. Denklemde yerine yazın. Mesela şu denklemde bulduğumuz değerleri bir yazalım. Sağlıyorsa okeydir. X yerine eksi 4 yazarsan 3 çarpı eksi 4'ten eksi 12. Y'yi 25 bulmuştunuz. Burası da 50. Eksi 12 ile 50'yi topladığında 38 geliyor mu? Geliyor. Tamam o zaman doğru. Şimdi X eksi 4. Y'si 25. Ve Z'yi bilmiyoruz. Eksi 4 ile 25 çarptığında eksi 100. O attın karşıya 100 diye geçti. 23 ile toplandı. Aradığımız Z'nin karşılığı buradan 123 geldi. Üstü ifadelerden sonra köklü ifadeleri bitireceğiz. Köklü ifadeleri 5 başlık altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlar köklü ifadelerin tanımı. Önce bir tanım geçeceğiz. Köklü ifadenin özelliklerine bakacağız ardından. Köklü ifadelerde 4 işlem nasıl yapılıyor? Bunları beraber değerlendireceğiz. Kökün derecesini genişletme veya sadeleştirmeye bakacağız. İşimize yarayacak hikayelerden bir tanesi olacak bu. Köklü ifadelerin eşleniğiyle kapanışı yapacağız. Peki kullanım alanları, faydaları ve ödevlerimize bir bakalım şöyle. Kullanım alanları ve faydalarına baktığımızda köklü sayılar, inşaat hesaplamaları, yazılım, uzay bilimleri gibi önemli alanlarda kullanılmaktadır. Temel matematik hesaplarında, üstü sayıların çözümünde, alan ve uzunluk hesaplarında kullanılıyor. Örneğin bir karenin alanı verildiğinde bir kenarın uzunluğunu köklü ifade yardımıyla bulabiliyoruz. Dolayısıyla hayatımızın içinde arkadaşlar. Fakat biz bunları bazen fark ediyoruz, bazen fark etmiyoruz. Peki ödevlerimize geldiğimizde eğer 0'dan 9'a matematiği çalışıyorsanız 142'den 153'e kadar, dinamo matematik üzerinden çalışıyorsanız 130'dan 140'a kadar sorumlusunuz diyerek derse başlıyorum. Köklü ifadelerin tanımına geldiğimizde x eleman pozitif tam sayı olacak diyor. A diyor reel sayı olacak diyor. N diyor 2'den büyük ya da eşit olmak üzere x üzeri n eşittir a denklemini çözmek için insanların ürettiği köklü ifade a içeride, n kökün derecesinde. Bu şekilde sağlayan x gerçek sayılarına a sayısının n'ci dereceden kökü deniyormuş. Siz bu saate kadar malum 8'in sınıftayken sadece derece 2 olanlara yani kare köklü ifadelere bakmıştınız. O zaman bu sizin için tanıdık efendim. İkinci dereceden kök 2. Biz 2'yi genelde kullanmıyoruz. Dolayısıyla okurken kare kök 2 diye okuyoruz. Geldim
kök 5. Üçüncü dereceden olduğunda özel isim var. Kök 5. Ve dördüncü dereceden kök 10 diye okuyoruz bunları. Bir ekstra ile karşınızdayız. Şöyle bir ifade kullanmışız. Demişiz ki en tek sayı ise bir de en çift sayı ise. Bak bu önemli. Gerçekten çok önemli. İyi dinle beni. Bak şimdi n'inci dereceden kök a diye bir sayım var. Bu n'inci dereceden kök a dediğin sayının içindeki a sayısı eğer kökün derecesi çiftse kesinlikle sıfıra eşit ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Ne demek bu? Kökün derecesi çiftse içeriye negatif sayı yazamazsın demek. Sıfır ya da sıfırdan büyük sayılar yazıyoruz. Ama tek sayıysa her şeyi yazabilirsin diyor. Demek ki kökün derecesi tekse içeriye yazacağımız eksinin artının önemi yok. Ama kökün derecesi çiftse içeriye sadece ama sadece ne yazabiliyoruz kardeşim? Sıfır ya da pozitif sayılar yazıyoruz. Mesela bakıyorum kök 15 doğru mudur? Bence doğrudur. Uygundur yani. Kökün derecesi 2 içeriye pozitif sayı yazılmış. Fakat bak olmadı. Burada görünmeyen derece 2 yani çift. Kökün içerisindeki eksi 6. O zaman buna gerçek sayı ne yapamayız diyemeyiz. Diyeceksin ki hocam iptal mi edelim? Ya böyle bir sayıyla karşı karşıya kalacağız. Ne zaman biliyor musun? 10. sınıfta. Ama gerçek sayı değil bunlar. Mesela kök 15 gerçek bir sayıydı ama karekök içerisindeki eksi 6 gerçek sayı değil. Geldim 5. dereceden. Kökün derecesi tek. O zaman içeriye her şeyi yazarım. Dolayısıyla bununla alakalı herhangi bir sıkıntı yok. Fakat 6. dereceden çift bir dereceden içeriye eksi 40 yazamazsın. Yani bu sayılar gerçek sayı değildir. Böyle deyince de sanki şey oluyor. Gerçek sayı değil. Bunlar yalan sayıdır. Öyle değil. Gerçek, reel. Dolayısıyla reel sayı değillermiş. Bunlar ileride irreel. Yani reel olmayan anlamını taşıyan sayılar haline gelecek. Şimdi gelelim ısınma turuna. Peki bakıyorum. Kökün derecesi 4. O zaman içerideki 11 eksi x'in sıfırdan büyük eşit olması şart. Kökün derecesine bakıyorum 7. Aman diyorum içerisi diyorum her şey olabilir boş ver. Kökün derecesine 2 yani çift. O zaman x eksi 7 ifadesi sıfırdan büyük ya da eşit olacak. Yani anlayacağın kökün derecesi tekse içerideki ifadenin bizim için hiç önemi yok. Sadece çift dereceler odaklanmanı rica ediyorum. Eksi x'i karşı tarafa atarsan buradan x. Eksi 7'yi karşı tarafa atarsan 7. Bu durumda 7'den büyük 11'den küçük ve bunlara eşit olan sayılar arıyoruz. 7, 8, 9, 10, 11. 11 ile 7, 18, 8 ile 10, 18 olsan 36, 9'u topladığında karşılığı buradan ne gelecektir? 45 gelecektir diyoruz. Ya da bu tarz sayıları toplarken ortancayı kaç tane sayı varsa onunla da çarpabilirsin. 9 çarpı 5'ten 45 gelecektir o da. Geldik ünlemli sayfalarından bir tanesine. Diyor ki her köklü sayı aynı zamanda diyor bir üstü sayıdır. Bakın kökün içerisinde a var, derecede n var. Bunu tutup üstü sayı olarak yazmışız. Peki bu bir nereden geldi? A'nın tepesinde görünmeyen bir biri var. Demek ki biz bu birin altına bu kökün derecesini yazıyoruz. Daha genel formatta a üzeri m'nin n'inci dereceden kök içerisinde yazılmasını üstü sayıya çevirirsen bu dereceyi alıyorsun m'nin altına payda olarak bırakıyorsun. M bölü n haline gelmiş oluyor. O zaman gelin bunları bir yapalım. Burası 1, burası 2. Ne yazacağız? 3 üzeri 1 bölü 2. Peki bunu nasıl köklü sayıya çevireceksin? Diyeceksin ki bu paydadaki ifade kökün neyinden geldi? Derecesinden geldi. O zaman bu içeride evvelden ne varmış? 3 üzeri 3 varmış. Çünkü bu 3 malum 3'ün tepesinde zaten var olan 3'müş. Geldik buraya. 49. Malum 7'nin nesi? Karesi. 7'nin karesi diye yazdım. Sonra da 5'i payda olarak atıyorum. Nasıl yazacağım? 7 üzeri 2 bölü 5. Geldik buraya. Eksi 10'un tepesinin üzerinde evvelden bence 1 vardı. Bu 3 nereden geldi? Kökün derecesinden geldi diyerek bunu da bu şekilde halledebiliriz. Dolayısıyla köklü sayılardan üstü sayılara, üstü sayılardan da köklü sayılara dönüşler gerçekleştirilebilir. Köklü sayılardan üstü sayılara dönüşler esnasında malumunuz üstü sayılarda çarpma, toplama, çıkartma, bölme gibi işlemleri köklü sayıları üstü sayılara çevirerek de yapabilirsiniz. Ha, kendine ait kuralları olmayacak mı köklü sayıların? Tabii ki olacak. Ama ve lakin çok mu sıkıştın? Üstü sayılara inanılmaz mı hakimsin? Çevir kardeşim köklü sayı üstü sayıya, oradan çarp, böl, topla. Sorumuzda kökün içerisinde 8 üzeri x artı 2 ve küp kökün içerisinde 32 üzeri x artı 1 eşitliğini sağlayan x değerleri kaçtır demiş. Şimdi malum ben bu köklü sayıları hemen üstü sayıya çevirmek istiyorum. Fakat önce gelin diyorum içerisini bir düzenleyin. Kökün içerisinde 8'i 2 üzeri 3 diye yazarsam 2 üzeri 3'ün x artı 2. kuvveti olacak. Küp kökün içerisindeki 32'yi 2'nin 5. kuvveti olarak yazarsam burası da x artı 1 olacak. Şimdi
üstün üstü durumundan bunları bir çarparsan. 3 de x artı 2'yi çarptığında 3x artı 6. 5 de x artı 1'i çarptığında 5x artı 5. Tabi buranın derecesi 3. Şimdi içerisini düzenlediğimize göre artık bu köklü sayıları üssü sayıya çevirebilirim. Malum burası 2. Ne yapacaktık? Bu 2'yi 3x artı 6'nın paydası olarak yazacaktık. 3x artı 6 bölü 2. Burada da kökün derecesi olan 3'ü 5x artı 5'in paydası olarak yazacağız. 5x artı 5 bölü 3. Üstü denklemlerden hatırlarsın, tabanlar birbirlerine eşitse üstler de birbirlerine eşittir. O halde 3x artı 6 bölü 2 ifademiz 5x artı 5 bölü 3'e eşit olacak. Çekiyorum işte arkadaşlarım. 3 çarpı 3x artı 6'dan 9x artı 18. 2 çarpı 5x artı 5'ten de 10x artı 10 gelecek. 9x'i bu tarafa attım. X, onu da diğer tarafa atarsan 8 gelecektir. Aradığımız x değeri. Şimdi geldik bir kutucukla alakalı bir kurala daha bakacağız. Köklü sayılarda da epey kuralımız var arkadaşlar. Şimdi n tek sayıysa diyor. N tek sayıysa. Yani derecemiz tek sayıysa eğer ve içeride x üzeri n'imiz varsa bu n'ler birbirlerini götürüyor ve x kalıyor. Fakat n'imiz çiftse bu n'leri yine birbirlerine sadeleştireceğiz. Fakat dışarıya mutlak x olarak atacağız. Ne olur unutma. Kökün derecesi çiftse böyle şak şak sadeleştirdim x diye çıkar. Yok, kökün derecesi çiftse mutlak değerli çıkartıyoruz. Haydi bakalım o zaman. 8'i 2'nin kübü yazıyorum. Şu 3'leri gönderiyorum. Burası diyorum 2. Bitti, bu kadar. Eksi 8'i eksi 2'nin kübü olarak yazıyorum. Şak şak bunları sadeleştiriyorum. Eksi 2 bitti. E hocam mutlak değeri kullanmadım. Kullanmam. Niye biliyor musun? Çünkü bunlar tek dereceden. Tek derecede öyle bir durumum yok. Fakat buradaki 6'ları sadeleştirdiğimde burası mutlak 3 olarak yazılmalı. Buradan da 3 diye çıkmalı. Buradaki 2'leri sadeleştirdiğimde burası mutlak eksi 5 diye yazılmalı. Ve dışarıya ne diye çıkmalı? 5 diye çıkmalı. Çift kuvvetle alakalı sadeleştirme yapıyorsanız dışarı atarken mutlaka mutlak değer kullanmalısınız. Sorumuz diyor ki x diyor 0'dan küçük, y de diyor 0'dan büyük. Verdiğim ifadenin diyor eşitini diyor bulabilir misin? Şimdi biraz köklü sayı, biraz mutlak değer kullanacağız bundan. Şöyle ki 6 ile şu 6'yı sadeleştirdiğimde çift kuvvet olduğundan dolayı burası mutlak x eksi y. Şurada 2'miz var. Buradaki 2'leri sadeleştirdiğimde burası da mutlak x yaptı. 3'leri sadeleştirdiğimde mutlak değer falan yok güzel kardeşim burada. Artı diyorum. Aynen içerideki eksi y'yi buraya yazdım. Şimdi bu mutlak değerlerden kurtulmamız lazım. Hatırlarsan mutlak değerin içerisinde önce pozitif mi negatif mi olduğuna karar veriyorduk. Peki bakalım. X sayısı y'den küçük. Küçükten büyüğü çıkarttığından dolayı burası negatif. X sayısı zaten sıfırdan küçük. O zaman burası da negatif. Mutlak değerin içerisinde negatifse dışarıya eksiyle çarpıp çıkartmam lazım. Eksi x artı y. Burası da dışarıya eksi x diye çıkacak. Şimdi buradan artı y ile eksi y birbirine götürdü. Eksi x buradan karşılığı eksi 2x olacaktır. Dolayısıyla aradığımız cevap budur. Şimdi geldik birkaç tane meseleye arka arkaya bakacağız. Kök dışına çıkartma kısmı. Bu çok önemli. N'inci derecenin kökü içerisinde a üzeren b varsa bu a üzerini dışarıya a diye atacakmışız arkadaşlar. Şimdi demeye çalıştığımız şey şu. Bak 18'i iki sayının çarpımı olarak düşünün. Şu an 18 neyin içerisinde? Karekökün içerisinde. Yani burası 2. Dolayısıyla seçeceğiniz sayılardan bir tanesi kare olmak zorunda. Dolayısıyla 9'a 2 diye düşünüyorum. 9 dışarıya 3 diye çıkarsa dolayısıyla karşılık 3 kök 2 olacaktır. Fakat burada şöyle bir şeyle karşı karşıya kalınırsa tabii farklı bir düşünce içerisine girmek zorunda kalacaksın. Şimdi sen zaten 8. sınıfta kök 18'in dışarı çıkartılması konusunda uzmanlaşmışsındır. Asıl iş küp kök 54 mesela. Küp kök 54. 54 neyle neyin çarpımı? Mesela senin aklına hemen 6 ile 9, 9'u dışarı 3 ile çıkartayım gelebilir. Bu türden yanlış. Çünkü bu sefer kökün derecesi 3 olduğundan dolayı 54 bir şeyle bir şeyin çarpımı olacak. Ama o bir şeylerden bir tanesi küplü bir ifade olmak zorunda diye düşünmek lazım. Dolayısıyla 27'ye 2. 27 3'ün kübü olduğu için dışarıya 3 diye çıkacak. Dolayısıyla burası da 3 küp kök 2 olarak karşımıza gelecek. Kökün içine almamız gerekirse x ifadesi hangi kökün kaçıncı dereceden kökün içerisine giriyorsa onun kuvvet olarak alarak öyle giriyor. Bak n'inci dereceden kökün içerisine girmiş. İçeriye girdiğinde ne olmuş? X üzeri n olmuş. O halde 4 içeriye girerken kare köke girdiğinden dolayı 4'ün karesi olacaktır. Çünkü burada kökün derecesi 2. Tepesine 2'yi alacak öyle içeri girecek. 4'ün karesi 16. 2 ile çarptığında buranın karşılığı 32 gelecektir. 2 içeriye girerken dikkat et.
Kaçıncı dereceden köke giriyor? 3. O zaman içeriye girerken 3'ü başının tacı ederek girecek. 2'nin kübü 8. 3 ile çarptığında karşılığı 24 gelecek. Küp kök 24 olacak. Şimdi gelelim yan taraftaki sorumuza. Kendi kendimize şunu soruyoruz. Bu arada iç içe köklerde enişteki kökten başlıyorum. Küp kök içerisinde -27. Küp kökten -27'yi çıkartırken lütfen kendine şunu sor. -27 neyin kübü? -3'ün kübü. O zaman dışarıya -3 diyecek. Sorumuzu yeni formatta tekrardan yazıyorum. 5. dereceden 29 eksi vardı. Bu da dışarıya -3 diyecek. Eksi eksi artı oldu. Dolayısıyla buranın karşılığı 32. 32 kaçıncı derecede? 5. dereceden kökün içerisinde. O zaman 32'ye ne soracaktık? 32 sen neyin 5. kuvvetisin diye soruyorum. O da cevap olarak 2 diyor. O halde buranın karşılığı da 10 artı 2 olacak. Yani burası 12 geldi. 12 sayısı 4 çarpı 3 diye düşünülürse 4'ü dışarı atıyorum. Dolayısıyla buradan karşılığı 2 kök 3 bulundu. Sorumuz diyor ki kök içerisinde 1,69 artı kök içerisinde 0,01 bölü kök içerisinde 2,56 eksi kök içerisinde 0,81 işlemi sonucunu diyor bulabilir misin? Hemen bunları rasyonel sayılara çeviriyorum. Kökün içerisindeki 1,69'u 169 bölü 100 diye yazıyorum. Hocam niye 100 diye yazdıysan? Virgülün sağ tarafında 2 basamak olduğu için bizim de paydamızda 2 sıfırlı bir sayı olmalı. Geldim yanındakine. Bu da 1 bölü 100. Aynı mantıkla. O zaman devam ediyorum. 2,56'yı 256 bölü 100 diye yazıyorum. Eksi 0,81'i de 81 bölü 100 olarak yazdım. Şimdi 169 dışarıya ne diye çıkacak? 13. Çünkü 169 13'ün karesi. 100 dışarıya 10 diye çıktı. 1 dışarıya 1 diye, 100 dışarıya 10 diye çıktı. 256 dışarıya ne diye çıkacak? 16 diye çıkacak. Çünkü 256 16'nın karesi. 100 dışarıya 10. 81 9'un karesi olduğundan dolayı dışarıya 9, burası da 10 geldi. Üst tarafı toparlarsak neticede paydaları eşit 14 bölü 10. Altta da 16 bölü 10'dan 9 bölü 10'u çıkartırsam 7 bölü 10. 14 bölü 10 olduğu gibi kalırken 7 bölü 10'u ters çevirip çarptığımda onlar gidecek. 14'ü 7'ye böldüğümde karşılığı buradan ne gelecektir? 2 gelecektir diyoruz. Sorumuzda kökün içerisinde 7 artı 4. dereceden kökün içerisinde 11 artı kök x ifadesinin 3'e eşit olduğu söylenmiş. Şimdi bak güzel kardeşim, şöyle bir başlangıç yapalım. En dıştaki kare kökten kurtulmak istiyorsak malum her iki tarafın karesini almamız lazım. Tamam bence mantıklı diyebilirsin. Sonra 7'yi karşı tarafa atacağız, sonra 4. kuvvetini alacağız filan. Böyle bir yöntem izleyebiliriz, köklü denklemler içerisinde konuşacağız bunu. Fakat ben şöyle düşünüyorum. En dıştaki kök dışarıya ne diye çıkmış? 3. O zaman buranın karşılığının ne olması lazım? 9. O halde şu kısma ne kadar kaldı? Bu kısmın karşılığı 7 ile bunu toplamışlar 9 elde etmiş. O zaman bu 4. dereceden kök içerisindeki 11 artı kök x'in karşılığı ne olmalı ki? Şimdi aynı soruyu soruyorum. Bunun içerisinde ne vardı da dışarıya 2 diye çıktı? Dikkat et 4. dereceden bir kökten çıkmış. O zaman 2'nin 4. kuvveti olmalı ki dışarıya 2 diye çıksın. Yani buranın karşılığı da 16 olmalı. Buranın karşılığı 16 ise o zaman buranın karşılığı 11 ile toplandığında 16'yı veren 5 olmalıdır. Kök x dışarıya 5 diye çıktıysa x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 25 gelecektir diyoruz. Ama ilk anlattığım yöntem önce karesini al, 7'yi karşıya al, sonra 4. kuvvetini al, sonra 11'i karşıya al. İkisinin de karesini al ve denklemi de bul denilebilir. Dediğim gibi köklü denklemler içerisinde bunu konuşacağız. Böylesi daha kolay bence yani. Arkadaşlar 3 çıkmış, ne diye çıkmış? 9. Kendi kendime söylemiyorum, sana anlatıyorum. Dışarıya nasıl çıkmış, içeride ne vardı yorumu çok daha sağlıklı. Kare köklü ifadelerde toplama çıkartma işlemleri denmiş. Kök dereceleri ve kök içleri aynı olan ifadeler toplanabilir veya çıkarılabilir. Şartımız şu. Bak n'inci dereceden kök x, n'inci dereceden kök x, n'inci dereceden kök x. Malum toplayabilmek istiyorsak hem köklerin içi hem de dereceler eşit olması gerekiyormuş. Bu durumda n'inci dereceden kök x parantezini aldığımızda ön taraftaki katsayıları toplayıp çıkartarak gördüğün gibi a var, artı b, eksi c. Bunları da parantez içerisine yazdığımızda bu işi kurtarabiliyormuşuz. O zaman buyurun. 10 kök 2, 3 kök 2 toplam ne kadar yapacak? 13 kök 2. 4 tane 5. dereceden kök 3 vallahi demesi de zor. 2 tanesini çıkartıyoruz. 4 tanenin 2 tanesi çıkarsa dolayısıyla 2 tane kalacak. Fakat buraya geldiğinde kökün dereceleri her ne kadar aynı olsa da içleri aynı değil. Bunları mümkün mertebe en küçük hale getirmem lazım. Şimdi sana bir tavsiyede bulunayım. İşine yarayacağını düşünüyorum. En küçüğüyle başla. Mesela 27'yi 9 çarpı 3 diye düşün ve dışarıya 9'u at. 3 kök 3.
toplanıp çıkartılabilmesi için diğerlerinden de kök üç gelmesi gerekiyor ya. Artık 108 neyle neyin çarpımı diye düşünmene gerek yok. 108 neyle 3'ün çarpımı diye düşünmene gerek var. 36 dışarıya 6 diye çıkacak. 48 3'üne neyin çarpımı diye düşündüğümde 16'ya 3. Dolayısıyla bu da 4 kök 3 diye çıkacak. Şurası artı, burası eksi. 6 kök 3'ten 3 kök 3 toplarsam 9 kök 3. 4 kök 3 çıkartımda da karşılığı buradan ne gelecektir? 5 kök 3 gelecektir diyoruz. Köklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemleri demişiz. Kök dereceleri aynı olan köklü ifadeler birbiriyle çarpılıp bölünebiliyor. Demek ki köklerin dereceleri birbirlerine eşit olması gerekiyormuş. Peki nasıl çarpılıp bölünebiliyor? Bakın, eninci dereceden kök A ile eninci dereceden kök B'yi çarparken kökün içindeki sayıları çarpıp kökün içerisine yazıp yine bir eninci dereceden kök yazmış oluyoruz. O halde bakıyorum köklerin dereceleri aynı mı? Evet, aynı kökten ben de bir tane açıyorum. 3 ile 7'yi çarpıyorum. 21. Ön taraflarında sayılar varsa o ön taraftaki sayılar kendi arasına çarpılıyor. 4 ile 3'ü çarptım. 12. Bir tane küp kök açtım. Burada 2 var. Burada 4 var. Çarptım. Buraya da 8 yazdım. Yani 12 küp kök 8 oldu burası. Bölme işleminde de yine dereceler aynı olmak zorunda. Yine bir eninci dereceden kök açıp içerideki sayıları birbirine bölüyoruz. Şimdi burada da dereceler malum 2. O halde bir tane kare kök açıyorum. 70'i 10'a böldüğümde karşılığı buradan ne gelecektir? 7 gelecektir. Yani kök 7 bulunacaktır diyoruz. Çarpma bölme yapabilmek için köklerin derecelerinin birbirlerine eşit olması şart. Geldik kök derecesini genişletme veya sadeleştirme meselesine. Hem kök kuvveti hem de kökün derecesindeki ifadenin kuvveti aynı pozitif tam sayıyla çarpılıp bölünebilir. Şimdi bana şey diyebilirsin. Hocam buna ne gerek var? Yani dursun işte, sadeleştirmeyelim de genişletmeyelim de. Fakat biraz evvel dedik ki mesela çarpma yapabilmek için kökün derecelerinin birbirlerine ne olması gerekiyordu? Eşit olması gerekiyordu. Diyelim ki sana köklerin dereceleri eşit olmayan sayıları çarp diyecekler. Ne yapacaksın? Bu durumda işte sadeleştirme, genişletme yaparak köklerin derecelerini birbirlerine eşitlemen gerekecek. O halde bunu öğrenmek durumundayız. Bize x üzeri m eninci dereceden kök içerisinde verilmiş. Denmiş ki ya demiş sen bunu k ile çarparsan, dereceyi k ile çarparsan üstü de gidip k ile çarpman gerekiyor demiş. Ya da dereceyi k'ya bölersen üstü de ne yapman lazım? K'ya bölmen lazım demiş. O zaman bakıyorum. Diyelim ki biz bunu 3 ile genişletmek istiyoruz. Bu arada 3 öylesine söylediğimizde yani kafan karışmasın sonra. 4 ile 3'ü çarpıyorum, burası 12. 3 ile de 3'ü çarpıyorum, 9. Dereceyi neyle çarpıyorsak içerideki ifadenin tepesindeki sayıyı da onunla çarpıyoruz. Diyelim ki bunu sadeleştireceğiz. Kaçla sadeleştirebilirsin? 3 ile. Bunu 3'e böldüğün anda bunu da 3'e böleceğiz. Dolayısıyla küp kök 2'nin karesi ya da arzu edilirse 2'nin karesine 4 ile yazılabilir. Az önce bir şey söyledim. Dedim ki bu kökün genişletilmesi ya da sadeleştirilmesi çarpma bölme işlemlerinde lazım olabilir. Çünkü normal şartlarda kökün dereceleri aynı olmadığından dolayı biz şu an bunları çarpıp bölemeyiz. Ama burası 3, burası 4, burası 2. Nerede buluşur bunlar? 12'de. Peki köklerin derecelerini 12 yapıyor. 12 yapabilmek için bunu 4 ile çarpıyorum. O zaman 4'ün tepesinde görünmeyen bir 1 var ya, onu da 4 ile çarpıyorum. Çarpı. Burasını 12 yapabilmek için 3 ile çarpıyorum. 8'in tepesinde görünmeyen bir 1 var, burası 3 oldu. Bölü. Şurada 2'niz var. 12 yapabilmek için 6 ile çarpacaksınız. O zaman 2'nin tepesindeki görünmeyen 1'i de ne yapıyoruz? 6 ile çarpıyoruz. Şimdi ben bunları aynı kök içerisinde, yani 12. dereceden kök içerisinde 4 üzeri 4, 8 üzeri 3 ve 2 üzeri 6 olarak yazabilirim. Ve bunların hepsini şimdi 2'ye benzeteceğim. Sen bu 4'ü 2'nin karesi diye yazarsan 2'nin karesinin 4. kuvveti olacak. Yani 2 üzeri 8. Sen bu 8'i 2'nin kübü diye yazarsan kübünün kübünden, üstün üstünden 2 üzeri 9 olacak. Burası da 2 üzeri 6. Kökün içerisindeki 2 üzeri 8 ile 2 üzeri 9'u çarparsan 2 üzeri 17 olacak. Çünkü çarpılırken üstler toplanıyordu. Ve son olarak 2 üzeri 17 2 üzeri 6'ya böldüğünde buradan 2 üzeri 11 gelecek. Kökün derecesi de 12 olacak. Demek ki köklerin dereceleri çarpma bölme yapılırken eşit değilse kökün derecelerini genişletip sadeleştirerek ne yapıyoruz arkadaşlar? Eşitlemeye çalışıyoruz. Çünkü eşitledikten sonra çarpma bölme yapabiliyoruz. Sorumuzda diyor ki bu sayılar diyor küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Ama ben bunları nasıl sıralayayım arkadaş? Köklerin dereceleri eşit değil. Ama köklerin derecelerini eşitlemeyi öğrendik. Artık yapabiliriz. 3, 2, 6 nerede buluşurlar? 6'da. Ortak katları 6. Bunu 6 yapmak istiyorsak arkadaşlar 2 ile çarpıyorum. 15'in tepesindeki görünmeyen 1'i de, aha da buradaki 1'i de, onu da 2 ile çarpıyorum. Bunu 6 yapmak istiyorsak 3 ile çarpıyorum. 6'nın tepesindeki 1'i de 3 ile çarpıyorum. Bu zaten 6. O zaman şunları bir düzenleyelim.
6. dereceden 15'in karesi 225 yapacak. 6. dereceden 6'nın kübü, 6'nın kübü 216 yapacak. Ve bu durumda 200, 216, 225 normal sayı grubunda nasıl sıralıyorsak öyle sıralayacağız. En büyük x, sonra y, sonra da z. Fakat bize küçükten büyüğü istendiği için z, x, z, y, x olarak da sıralayabiliriz bunları. Köklerin derecelerini eşitlersek sıralama yapabiliriz. Köklü ifadelerin eşleniğine geldik arkadaşlar. Köklü ifadenin eşleniği. Sayımız eğer kök a ise eşleniği kök a'dır diyoruz. İşte eşlenik ne biliyor musun? Eşlenik size bir köklü sayı verecekler. O köklü sayıyı köksüz hale getireceğiz. Yani köklü sayıyı ortadan kaldıracağız. Öyle bir sayıyla çarpacağız ki onu. Dolayısıyla artık köklü ifade ortadan kalkmış olacak. İşte bu sayıya eşlenik diyoruz biz. Kök a sayısını ancak kök a ile çarparsanız görüldüğü gibi kök a ile kök a çarpma. Bak kök ortadan kalktı. Kök a artı kök b'nin eşleniği kök a eksi kök b'dir. Çünkü kök a artı kök b ile kök a eksi kök b'yi çarparsak bakın ne oluyor bir görelim. Kök a ile kök a'yı çarptım a. Kök a ile eksi kök b'yi çarptım eksi kök a b. Kök b ile kök a'yı çarptım kök a b. Ve son olarak kök b ile eksi kök b'yi çarptığımda da eksi b. Şunlar birbirlerini götürdü. Bakın a eksi b geldi. Yani köksüz bir hale döndü. Dolayısıyla kök a eksi kök b ile de eşlenik olan sayımız kök a artı kök b olacaktır. Aradaki işaretleri değiştirdiğimizde ne olur dikkat edin. Şimdi gelelim. Bunu niye öğreniyoruz? Niye eşlenik var? Çünkü rasyonel ifadeler verildiğinde paydadaki köklü ifadeyi ortadan kaldırabilmek için eşlenikle genişletmemiz lazım. Kök 3'ün eşleniği nedir? Kök 3. Kök 5'inki kök 5'tir. Kök 7'ninki kök 7'dir. 4 kök 2'ninki kök 2'dir. Dolayısıyla kök 3'ü genişlettiğimde 12 kök 3. Kök 3 ile kök 3 çarptım 3. 12 ile 3'ü sadeleştirdiğimde buradan karşılığı 4 kök 3 geldi. Buraya geldiğimizde kök 3 eksi kök 2'nin eşleniği kök 3 artı kök 2'dir. O zaman kök 3 artı kök 2 ile 1'i çarptığımda kök 3 artı kök 2 gelecek. Ya uzun uzun çarpacaksınız ya da eşlenik sayıları nasıl çarpıldığını bileceksiniz. Eşlenik sayıları çarparken bir tane sayıyı referans alalım. Mesela genişlettiğimiz sayı olsun. Kök 3 artı kök 2. Birincinin karesini alıyorum. Kök 3'ün karesi 3. Eksi diyorum. Eksi standart eşlenik sayılar çarpılırken o yaptığınız işlemin sonucunun ortadaki sayı eksi olacak. Ve ikincinin karesini alıyorum. Eğer bu aklını karıştırırsa şunu da yapabilirsin. Bunun matematiksel bir karşılığı yok haberin olsun. Sadece hani aklında kalsın diye söyleyeceğim. Kök 3 ile kök 3'ü çarparsan 3. Eksi ile artıyı çarparsan eksi. Kök 2 ile kök 2'yi çarparsan 2 şeklinde de eşlenik sayıları çarpabilirsin. Aşağısının 1 olduğunu ne olur gözden kaçırma. Bir sayı 1'e bölmek demek zaten kendisini yazmak demek. Dolayısıyla buradan da karşılığı kök 3 artı kök 2 gelecektir. Sorumuz diyor ki verilen diyor işlemin sonucunu diyor buluruz. Buluruz kardeşim az önce öğrendik. Biz bunu ne yapmamız gerekiyormuş? Eşleniğiyle genişletmemiz gerekiyormuş. Peki bunu ne yapacağız? Bunu da eşleniğiyle genişleteceğiz. Bunun da eşleniği kim? Kök 2. Buyurun başlıyoruz. 5 ile kök 7 artı kök 2'yi çarparsam 5 kök 7 artı 5 kök 2 olacak. Bölü kök 7 eksi kök 2 ile kök 7 artı kök 2'yi nasıl çarpacağını söylemiştik. Kök 7 ile kök 7'yi çarpıyorsun 7. Eksi ile artı çarpıyorsun eksi. 7 ile 2'yi çarpıyorsun 5. Keşke dağıtmasaydım. O zaman dağıtmayalım. Diyeceksin ki hocam nereden çıktı şimdi dağıtıp dağıtmamak? Göreceksin güzel kardeşim. 5 kök 7 artı kök 2 olarak dursun. Niye biliyor musun? Çünkü aşağıdan da 5 gelecek. Şak şak sadeleştirin. Okey. O zaman dağıtmayalım. Kök 7 eksi kök 2 ile genişletiyorum. Kök 7 eksi kök 2 bölü. Aynı durum zaten bu. Kök 7 artı kök 2 ile kök 7 eksi kök 2'yi çarpma. Oradan da bir 7 eksi 2 gelecek. Kök 2 ile genişlettiğimde 2 kök 2 bölü. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2. Şu 5'ler sadeleşti. Ne kaldı burada? Kök 7 artı kök 2. Şimdi buraya dikkat. Şu 5'ler de sadeleşti ama şurada bir eksim var. Bu eksi hem bunun hem de bunun eksisi. Sakın bunu gözden kaçırma. Sadece kök 7'ye değil hem kök 7'ye hem eksi kök 2'ye dağıtman lazım onu. Artı kök 2. Şuradaki 2'ler gittiğinde de burada eksi kök 2 kaldı. Kök 7 ile eksi kök 7 toplandığında gidecek. Artı kök 2 ile eksi kök 2 ile gidecek. Ve dolayısıyla aradığımız sorunun cevabı kök 2 gelecektir. Eşlenikle çarpma önemli. Çarptıktan sonra mümkünse dağıtma. Çünkü tık tık sadeleşebilecek tarzı sorularla karşılaşacaksın. Baktın sadeleşmiyor o zaman dağıtırsın kardeşim. Evet kökün içerisinde bir kök var. O kökün önünde de 2 varsa. Kökün içerisinde bir kök var. Kökün önünde de gördüğün gibi 2 varsa. Bunu şöyle açıyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki x sayısı. Yani kökün dışındaki daha doğrusu ilk kökün içinde ama diğer kökün dışında olan sayı. Bu iki sayının toplamı en içteki kökün içerisinde olan ifadedeki y sayısı da
iki sayının çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa bu ifadeleri kökme kökne, kökme eksi kökne işaretler aradakine göre değerlendirilerek yazılıyor. Şimdi diyeceksin ki hocam valla yani biraz ego kasayım mı? İnanılmaz anladım buraya kadar ama şu dediğinden hiçbir şey anlamadım. Çok haklısın çünkü bunun uygulaması esnasında mevzusunu çözeceğiz. Şimdi bak kökün içerisinde kök var. Kökün önünde 2 var mı? Var. Tamam, bizim kuralımız bu. Kökün içerisinde kök olacak. Önünde de 2 olacak. Var mı? Var. Bana çarptığınızda bakın burası çarpımlar. Çarptığınızda 18 toplamlar 11 olan iki sayı söyleyeceksiniz. Çarptığınızda 18, topladığınızda 11. Ki bunlar 9'a 2. İşte bu 9'a 2 yakalayınca bunları kök içerisine alıp kök 9, kök 2. Önce büyüğü yazıyoruz unutmayın. Araya da artı koyuyorum. Dolayısıyla bunu kökten çıkartmış oluyorum. Kök 9 artı kök 2 olacak. Hadi bir kere daha. Çarptığınızda 6, topladığınızda 5 olacak iki sayı ihtiyacım var. Kim bunlar? 3 ile 2. Kök 3 ile kök 2'yi yazıyorum. Arada eksi var. Eksiyi koydum. Dolayısıyla artık mevzu bitirdik. Çarpımlar toplamlar hikayesinde eğer karıştırmazsanız ne olur unutmayın. En içteki kökün içindeki çarpım hemen dışındaki ise toplamı vermek zorunda. İki sayı bulabiliyorsa tak tak hemen yapıştırıyorsunuz. Sorumuz diyor ki tahtada yazılı olan soruyu çözen Elif çıkarma işlemi yerine toplama işlemi yaparak yani bunları çıkartmak yerine toplamış. Sonucu doğru olarak buluyor. Buna göre Elif'in bulduğu cevabın tahtaya yazan sorunun cevabının oranı diyor kaçtır? Peki. Şimdi biz ne yapıyoruz? Kökün içerisinde kök. Önünde de 2 var mı? Var. O zaman kuralımızı uyguluyoruz. Çarptığımızda 8, topladığımızda 6 olan sayılarımız 4 ve 2. O zaman burası kök 4 artı kök 2. Bakın sayılar aynı olduğu için tekrardan sormuyorum. Hani çarptığınızda 8, topladığınızda 6. Burası da kök 4 eksi kök 2. Kök 4 bu arada biliyorsun 2. 2 artı kök 2. Burası da 2 eksi kök 2. Eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2 artı kök 2. Şunlar gitti. Kök 2 kök 2 oldu bize 2 kök 2. Doğru sonuç mu? Peki Elif kardeşim sonucu ne bulmuş? Hemen bakalım. Buradaki sayımızın karşılığı ne gelmişti? Kök 4 artı kök 2. Artı buradakinin karşılığına kök 4 eksi kök 2 gelmişti. Şunları da sadeleştirince kök 4 2 kök 4 2 2 2 de 4. Elif'in bulduğu cevabın yani 4'ün tahtada yazan sorunun yani 2 kök 2'ye oranı istenmiş. Kök 2 ile genişletelim. 4 kök 2 bölü kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 bir de yanındaki 2 ile çarpınca 4. Bunlar da sadeleşince aradığımız sorunun cevabı buradan ne gelmiş olacak? Kök 2 gelmiş olacak diyoruz. İç içe köklere geldik. Bu birazcık sıkıntılı. Çok daha konsantre izlemen lazım buraya. Şimdi bak. Eğer köklerin arasında hiçbir sayı yoksa arkadaşlar bu işiniz kolay. Şöyle x yazıyoruz. Bu köklerin derecelerini çarpıp yeni bir kök oluşturup onun derecesi halini yazıyoruz. Ama eğer arada sayılarınız varsa bu sayıları ne yapmanız lazım biliyor musun? En içteki köke doğru göndermen lazım. Şimdi önce x'e bir odaklanın. X'i ben b'inci dereceden bir kökün içerisine atarsam ne olarak girecek? X üzeri b diye. Bunu evvelden konuştuk. Hangi dereceden kökün içerisine giriyorsa başımın tacı deyip alıyordu içeri. X üzeri b'yi tekrardan c'nin içerisine atarsak x üzeri b üstü c olacak. O da çarpım durumunda olduğu için üstler x üzeri bc gelecek. Aradaki y'yi sadece c'nin kökün içerisine atacağın için y üzeri c olacak. İçeride z vardı. O zaman bu sorumuzun karşılığı şurada görünmeyen ikiyi pas geçmeyin. Yeni bir kök açıyorum. Arada hiç sayı yok. 2, 3, 5'i çarptım. 30. 2. Bitti. Fakat bu 2'yi önce içeri atacağız. Ne diye girecek? 2'nin karesi diye girecek. Çünkü burada görünmeyen bir 2'miz var. 2'nin karesi. Sonra tekrardan buraya atacağız. O da karekök olduğu için 2 üzeri 4 diye girecek. Şimdi odaklanacağın sayı 3. 3 sayısını içeri bir kere atacağız. Dolayısıyla 3'ün karesi diye girecek. 5 zaten içeride. Yeni bir kök açacağız. 3'ü 2'yi ve şuradaki derece 2'yi çarptığımda buradan da karşılığı ne gelmiş olacak? 12 gelmiş olacak diyerek düzenliyoruz. Arada sayı varsa önce bir sayı odaktan tak tak içeri gönder, sonra ortadaki sayı tak içeri gönder ve sonucu bul. Sorumuz diyor ki böyle bir eşitlik verdim, hadi diyor A'yı bul bize. Peki 64'ü içeriye atıyorum. 64 içeri girerken 64'ün kübü olarak giriyor çünkü küp kökün içerisine giriyor. Çarpı A. Başka sayımız olmadığı için köklerin derecelerini çarpıyorum ve burası 12 diyor. Eşittir. 16 içeri atıyorum. Dikkat et. Kare kökün içerisine atacağından dolayı 16'nın karesi diye girdi.
çarpı 4. Köklerin dereceni çarpı 3 çarpı 2'den 6. Şimdi biraz toparlayalım. 64 2'nin 6. kuvveti olacağı için 6. kuvvetin 3. kuvveti. Yani üstün üstünden 2 üzeri 18 çarpı a kaçıncı dereceden kök içerisinde? 12. dereceden kök içerisinde. Şu ifadeyi şurada bir yapmak istiyorum. Çünkü oradan başka bir yere bağlayacağım. 16 2 üzeri 4 tepesinde 2 var. 4'ü 2'nin de karesi yazarsam 4 çarpı 2'den 8 ve 2 üzeri 2 ile çarpıldığında karşılığı 2 üzeri 10 olacak. Fakat bu ifade malum 6. dereceden kök içerisinde. Fakat yan tarafındaki 12. dereceden. Bunu 12 haline getirmem lazım. Onun için kökte genişletme yapıyorum. 2 ile çarptığımda burası 12 olurken 2'nin tepesindeki sayı da 20 gelmiş oldu. 12, 2 üzeri 20. Köklerin dereceleri aynı olduğuna göre artık içindeki sayılar da birbirlerine eşit. Bu durumda 2 üzeri 18 ile a'yı çarptığımızda 2 üzeri 20 olacağına göre a'nın değeri buradan 2'nin karesi olmalı ki 18 ile 2'yi topladığında 7 versin. Dolayısıyla a'nın sayısal değeri 4'müş. Geldik konu biterken. Köklü ifadelerin tanımını konuştuk. Köklü ifadenin özellikleri, köklü ifadelerde 4 işlem. Kökün derecesini genişlettik, sadeleştirdik. Köklü ifadenin eşleniğe baktık. Kökün içerisinde kök önündeki iki ifadelerinin nasıl çıkartılacağını konuştuk. İç içe köklere baktık. Epeyce bir şeye baktık arkadaşlar. Çünkü köklü sayılarda kural bilgisi son derece önemli. Çünkü çok fazla kuralı var. Ama ne kadar soru çözersen, ne kadar fazla soru çözüm videosu seyredersen, bu videoya gerekiyorsa başa al tekrardan bak, mevzu tam otursun. Dolayısıyla bu köklü sayıların oturması lazım. Şu an erken diyebilirsin. Üstü sayılarla alakalı da kurdum. Minimum 1, maksimum 2 sorusu var ÖSYM'nin sınavında. Dolayısıyla rica ediyoruz kardeşim. Köklü sayıları dik tutmaya çalışın. Ve geldik bu dersin ödüllü sorusuna. Aşağıdaki karelerin içerisinde kök 2, kök 12, kök 20, kök 27, kök 30, kök 33 sayıları her kare farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirdiğinde ABC rasyonel sayı elde ediliyormuş. Artı 1 artı C toplamın alabileceği en büyük değer kaçtır denmiş. Dikkat et. ABC rasyonelmiş. Hepinize kucak dolu sevgiler gönderiyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum. Bol bol soru çözmenizi rica ediyorum. İyi dersler diliyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.